It was with Turkish, our Turkish brothers. Ben inşallah. Köklerin kafası ince oluyor da biraz söyleyelim. Baba Eyüp orada mı? Uyur musun? Akşam şeydeydin galiba. Oyunlarda. Ha. İstanbul'daydın. Buradaydı. Estur ya seyyidi ya Resulallah meden meden ya seyyidi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Süratle koşa dünya koşturuyor. Kendine tayin olunan istasyon hangisiyse orada durmak için koşturuyor. Dönerekten koşuyor. Subhanallahil aliyyil azim medet ya sultanım. Ve üzerinde olanları da döne döne onları da kendilerine tayin olunan noktaya yetiştirmeye doğru gidiyor. Dün akşamdan bu akşama kadar kaç bin insan indirdi. Kaç bin insan bildirdi. Günde kaç bin insanları indiriyor, gönderiyor ahirete. Kaç bin insanlar dünyaya inip biniyor. Yeni. Sen zannedersin ki aynı insanlar akıp gidiyor. Aynı kalabalıklar koşturuyor. Boyuna eksiliyor. Bir taraftan eksiliyor, bir taraftan ilavesi geliyor. Ve insanoğlu aldanıyor. Aldanması neden? Unutmasından diyor. Unuttum mu aldatılıyor. İlk insan unuttu ve aldatıldı. Zürriyetinde de o devam ediyor. Unuttun mu? Hemen seni aldatırlar. Unutan kimse gafildir. Gafil olan kimseyi aldatırlar. Kafir oldun mu? Hemen aldatılırsın. Ve insanoğlu aldatılıyor. İnsanın yapısı itibariyle yarısı dünyaya, hani vücut yapısı ile dünyaya bağlı, ruhuyla da melekut alemine bağlıdır.
göklere aittir, ruhuyla. Vücudumuz itibariyle bu yere bağlandığımız için o bağlılıktan dolayı insanın meyli dünyayadır. Dünyaya olan meylimiz melekut alemine, ahirete ait olan meylimizi önleyiyor. Fırsat vermiyor. Melekut alemine doğru hızlanalım. Bir parça hızlanacak olursak hemen dünyaya ait olan şehvet geliyor. Önünü kesiyor. Ötüşü nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Uçacak mısın? Biraz ibadet eden insanlar olursa ötekiler öyle der. Uçacak. Öyle derler. Uçacağım diyor. Çok yapma, çok okuma. Uçarsın ya uçurdursun. Uçacağımız yok da uçurtacağımız çok diyor. Melekut alemine hızlanmamızı önleyiyor hemen. Nefsimize olan, bu cismani vücuda ait olan şehvet, istek ve arzularımız onu önleyiyor. O olmasa, Peygamber söyler ya aleyhissalatü vesselam, siz ahiret havasını Peygamberin huzurunda, aleyhissalatü vesselam huzurunda oturan ashablar, Efendimizler, Efendimiz melekut aleminde. Orada oturdukları vakitte melekut aleminin havası onları sarıyordu. Ruhaniyetleri zahir oluyordu. Başka türlü Peygamber huzurundan da oturamaz. Ruhaniyeti galip geliyordu. Ruhani alemlere dalabiliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın meclisinden çıktığı vakitte o hal kayboluyordu. Efendimiz buyurdu, eğer siz bu hali devam ettirmiş olsaydınız melaike-i kiram size musafaha yapacaktı gelip. Lakin o hal devam edemiyor. Aleyhissalatü vesselam huzurundan çıktıktan sonra herkes işine, gücüne, ailesine, çoluk çocuğuna gittiği vakitte onu kapatıyor. İbadetler bizi melekut alemine yaklaştırmak için. Onun için tam olaraktan efendim, o aleme dalmaya çok zordur. Çok içtihad etmek lazımdır. Çok şeylerden vazgeçmek lazımdır. Ona göre efendim, ruhani alemlere dalıversin. İşte gaflet insanı melekut alemine girmekten men eder. Gafil oldun mu seni aldatır, iti verir, tekrar düşürür aşağıya. Yukarıya hareketteyken bir lahza gafil oldun mu efendim baş aşağı tekrar düşersin.
Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselam huzurunda ashab efendilerimiz melekut alemine girerlerdi. Bizim de ihtiyacımız odur. Müminlerin de ihtiyacı odur. O alemlere bizi sokuverecek, girdirecek kimseler bize lazımdır. Nerede oturduğumuzda dünya gailesi kalmasın kalbimizde hiç. Dünya efkarı kalmasın. Sırf ruhaniyeye girelim, ruhani aleme. Şimdi öyle zatlar hepsi efendim gizlendi gitti. Şimdi uydurmalarla ne yapalım, idare edeceğiz artık. Sohbetin kuvveti odur. Sohbetin havasına girdirebilmektir mühim olan. Ne söylerse aleyhissalatü vesselam ashab onun içerisinde olduğunu hissederdi. O aleme girerdi. Efendimiz o suretle onları terbiye edip sohbetleriyle kemal makamlarına melekut alemine yükseltti. Esfele safilin olan esfele safilinden en dip noktasından alıp en üst makama çıkardı. Kendi ashabını. Karanlıklardan alıp nura yetiştirdi. İnsanın tabiatı dünyaya meyillidir. Ruhaniyeti melekuta doğrudur. Onun için insanların çoğu din dedin mi huylanır, hoşlanmaz, kaçmak ister. Neden? Tabiatı itibariyle efendim ahiretten uzak kaçar. İstemez. Dünyaya olan bağlantısı kuvvetlidir. Ahiretten söylediği için din onu kabul etmez. Çoğu insanların münkir olmaları bu sebeptendir. Kendi nefislerine kumanda edemez ve kendi nefisleri onu dünyaya çeker, bağlar. Din dedin mi? Ürker. Korkar. Şaşırır. Kaçar. İnsanın tabiatında bu var olduğu için. Bütün peygamberler aleyhisselam ve ahir zaman nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu hususta yardım etmek için gönderildiler. Ruhaniyetimizi takviye etmek için. Ki cismaniyetimiz bizi dünyaya mahkum etmesin.
cismaniyetimiz dolayısıyla dünyaya mahkum olmayalım. Efendimizin vazifesi o, aleyhissalatü vesselam. Ruhaniyetimize yardım yapıp bizi melekut alemine bağlamak. İnat edenler dünyayla beraber helak oldular. Dünyanın üzerinde bir buğuya atılıp taşlandılar. Kendilerine tabi olan peygamberlere, ahir zaman nebisi aleyhissalatü vesselama tabi olanlar şeref buldular. İlâ yevmül kıyamete kadar isimleri şerefle anıldı. Sultan diye bilindi. Tacilen, tahtilen değil onların sultanlıkları. Dünya sultanlığı değil, ahiret sultanlığı elde ettiler. Efendimiz'e tabi olanlar kendisini Efendimiz'e tabi olmaya zorlayanlar, nefislerini mahkum edebilenler, edemeyenler dünyaya yapıştılar, dünyayla beraber sıfır olup gittiler. Dünya onları rezil etti. Dünya insanları rezil ediyor. Koca insanlık dünya belasından için rezil oluyor şimdi. Kan gövdeyi götürecek, dünya yakılıp yıkılacak. Efendim, neden? Bu dünya için insanların muharebesidir. Olacak olan hepsi dünya için. Allah için bir şey var mı? Allah için hareket eden olsalar, Allah yardım edecek. Ey mutluluklar dilerim aşağıda. Yeni Türkçe bu. Uydurukça. Tebrik ediyorlar birbirlerini. Mutluluklar dilerim diyor. 1991 senin yılında. Sene demez sene olur. Yıl. Ne mutluluğu diler. Nasıl dilersin? Mutluluğunu sana kim verecek? Mutluluğu vereceğinden senin aran nasıldır? Mutluluk senin ruhaniyetine verilen bir şeydir. Sen ruhaniyetini hapsedip nefsaniyetini koyverdik orta yere, rezil ettik. Sana mutluluk nereden gelir? Ruhaniyetini rezil ediyor insanlar. İki paralık ediyor. Ondan sonra mutluluk ister. Ne mutluluğu? Mutluluk var mı? Ruhaniyetini rezil eden bir kimseye mutluluk olur mu? Ama anlayamıyor insan olur. Mahkum etti ya dünya. Dünya hizmetçi yaptı ya. Dünyaya hizmet ettikleri için ruhaniyetlerini rezil ediyorlar. Ondan sonra mutluluk arayan ne mutlu? Mutluluk vereyim mi? Ruhaniyetini rezil eden adamı mutluluk olamaz. Ruh mutlu olacak ki sen mutlu olasın. Sen iki paralık ettikten sonra sen nereden mutlu olursun? Yeme içmeyle insan mutlu olmaz. Yok. Yeme içme insanı mutlu yapmaz ki. Çok defa yeme içme hasta da eder. Nitekim akşam haddinden yiyip içenlerin hepsi böğün hasta oldu.
sarhoşluk hastalığı. Mide fesadından hepsi hasta oldu. Ne kadar da ilaçlar gitti. İlaca para gitti. Mutluluk ruhumuz dendi. Ruhumuzu biz kırbaçladığımız vakitte, hapsettiğimiz vakitte, mahkum ettiğimiz vakitte nereden mutlu olacağız? Dünyanın karanlık zindanlarının içerisinde kalıyor ruhaniyetimiz. Mutlu olur mu? Her şeyle terstir bu insanlık, şimdi yaşayan insanlık. Her yönüyle terstir. İşleri, güçleri hepsi Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine ters düşüyor. Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine ters düşen adamların işi ne olacak? Doğru işi mi olur? İşi mi doğru olur? Her şeyle onlar da ters gidecektir. Her şeyleriyle terstir işleri. İnsanlar işte aldatıyor, ne yoldan aldatıyor bizi, unutturuyor ve aldatıyor. En büyük unuttuğumuz Allah. Allah'ı unuttuktan sonra her şeyi unutmuş demektir o kimse. Allah Celle ve Ala'nın varlığını, huzurunu kaybeden, unutan adam unutulmuş olur. Evet. İşte dünya resmen Allah'ı unutarak bir gece geçirdiler. Cinnet halinden. Delilik gösterileri yaparaktan. Çıldırmış bir insanlık. Cenab-ı Hakk'ı unutmuş bir insandır. Çıldırmıştır. Çıldırmış halinde onlar bir gece geçirdiler. Allah ve Resulüne asi olarak. Nasıl olacak? Onların mutluluk temennisi olur mu? O gece nasıl geçtiyse onların itikadınca bütün sene öyle geçecek. O gece şeytanın eşeği oldular. Bütün sene de şeytanın eşeği olarak geçecek manasıdır. Ya. Tüm dünya. Ama ne kadar gülmüş akşam şeytan. Bu seneki kadar hiçbir vakit gülmüyor. Yedi etbalarına ilan edin akşam. Sabah tekmil verdiler. Ne yaptınız? Şimdi şeytan sordu, ne yaptınız akşam? Neler yaptırdık diyor biz. Müjdeyi almaya geldik senden. Neler neler yaptırdık. Ademoğlunu maskara ettik. Rezil rüsva ettik. Efendim aşağıdan yukarıdan ekten pisliğin içerisine bıraktık. Hiç bu seneki kadar böyle bir çılgınlığa muvaffak olamadık diye tekbir verdiler. Sabah şeytana. Şeytan da böyle bir güldü ki o memnuniyetinden efendim ne oldu derler? Dört köşe oldu. Sekiz köşe oldu. Şeytan dört köşe değil. Akşam kucumuşlerden o kadar berbat etti Ademoğlunu ki sekiz köşe oldu şeytan. Okay.
akıllı kişi değil. Akıllı kullanmıyor insanoğlu. Onun için çılgınlık noktasına vardığı vakitte de birbirlerini yakacaklar. Ben seni, sen beni diyerekten birden hodri meydana çıkıp yakacaklar birbirlerini, yıkacaklar. Ey ya Rabbi, sen bize akıl ver. Amin. Senin kulluğuna bizi götürecek akıl. Seren bu. Unutma. Unutulursun. Unutulan kimsede hayır kalmaz. Neyse bu kadar, şimdi size yetişti. Allah razı olsun.